Daha önce de defalarca yalanlanan ve mahkeme kararları yalanı sabit olduğu belli olan Gezi yalanına yeniden sarılma bambaşka bir psikolojinin ürünüdür. Çatısının üstüne çıkmaya yeltenmeler ve 500 metre ötede Bezmi Alem Valide Sultan Camii'ni 3 gün işgal ve orada içki içildiği yalanını yalanlayan caminin müezziniyle imamıdır. Doğru söyleyen din görevlilerini sürmek Recep Tayyip Erdoğan'ın ayıbıdır. Ve devamında Trump'la yaptığı telefon görüşmesini konuşurken bu telefon görüşmesindeki Trump'a verdiği bir cevabı hatırlatıp kendinin attığı kahkaha ve salondan yükselen gülüşmeler bugünün vatandaşımızın bugün yaşadığı ağır psikolojik buhrana, üzüntüye, derin yasa karşılık bir duyarsızlıktır. Ve yine Şehitler Tepesi'nin hiç boş kalmayacağı söylemine karşılık biz artık Şehitler Tepesi'ne şehit uğurlamayacağımız günleri vatandaşlarımıza müjdeleyeceğimiz bir süreci takip etme zorunluluğu içindeyiz. Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın bu kadar mülteciyi bakmak, onları beslemek durumunda değilizdeki beslemek ifadesini son derece ayıplı buluyoruz. Hep söylediği ensar muhacir ilişkisine de yakışmayan ama esas olarak da Türkiye Cumhuriyeti'nde bugün misafir olarak bulunan ve Suriye'deki sorun çözüldüğü takdirde evlerine bir an önce huzurla dönmelerini teminle mükellef olduğumuz misafirlerimize karşı son derece ayıplı bir söylemdir. Geldiğimiz son noktada benim gidecek yerim yok diyen Erdoğan'a şunu söyleyelim. Biz buralara Cumhuriyet Halk Partisi olarak savaş meydanlarından geldik. Biz avukat bürolarında, rezidanslarda kurulmadık, savaş meydanlarında kurulduk. Biz partimizi kurmadan önce Amerika'ya gitmedik. Gidecek yerim yok diyenlerin partisini kurmadan Amerika'ya gittiklerini, başları her sıkıştığında ya Trump'a ya Putin'e koşturduklarını.